bir 5-10 dakika içerisinde kadın olduğunuzu unutturabilirsiniz. Bilginiz sayesinde. Onlar mesela işte nasıl ders anlattığımı hatırlıyorlar. Çok iyiydi diyorlar mesela. Ama deri eteğimi ve topuklu ayakkabımı da hatırlıyorlar hala. Yani çünkü çok büyük istisnaydı. Dizideki bu kılık kıyafetin peşine düşenler bana uygun olmayan şeyleri getirdiler ve ben sonunda dedim ki yok, yani bunların hepsi, hakikaten de hepsi aksesuara varıncaya kadar tümüyle benimdir. Asla giymem diyeceğiniz bir şey var Ha, mı? çiçekli mesela bir şey, hakikaten giymem. Hiç yok mu Pembe giymem. dolabınızda? Yok. Araba kullanırken akşamları iki tane favori radyo istasyonum var. Bir tanesi Seymen denen bir şey, bir tanesi de Baba Radyo. Sevil Hocam merhaba. Merhaba. Ben size şunu sormak isterim. Bu kadar sadece ceset görmekle değil, bir de suça da çok Evet. yakından tanıklık Doğru, ediyorsunuz. doğru. Evet. İşkenceler, tecavüzler, başka türlü adi suçlar da Doğru. buna Aa, dahil. tabii. Bu kadar suça tanıklık etmek sizi böyle insanlardan soğuttu mu? Ya da Yok. insanlığın iyi olduğu fikrinden uzaklaştınız Hayır. mı? Yok. Çünkü bunlar istisna. Yani bunların sayısı çok az. Baktığınız zaman yani her köşe başında birilerine Cani değil. saldırmıyor. Yani o nedenle insanı severim. Yani her türlü insanla da diyalogda kurmasını da bilirim. Ayırt etmeden de konuşurum. Örneğin yani bir yüksek öğrenim kurumundan bir program ikna etmek üzere oraya gittiğim zaman kapıdaki bekçiden çaycısına kadar bunu herkes Herkese. bilir. Herkes bilir. Çünkü bunların hepsini herkese anlatmışımdır. Her seviyede anlatırım ve nasıl bir feedback aldığıma göre onu şekillendiririm. Yani karşımdakini nasıl ikna edeceğime dair bir yol haritası çizerim onu anlattıkça. Bakışından anlıyorum mesela bir kısmını anlamıyorsa diyorum ki şurayı modifiye etmesi lazım falan, ama hakikaten yani bir projenizi yanınızda çalışan personeli anlatamadığınız takdirde onu yapmanız mümkün olmaz. Adli bilimlerle bizim ilgimizin artmasında sizin Evet. çalışmalarınızın çok çok etkisi Evet. oldu. Burası çok da erkek egemen bir sektör Doğru. Doğru. şüphesiz. Doğru. Karşılaşmışsınızdır önyargılarla, senin burada ne işin var tarzında yaklaşımlarla. Bunlarla nasıl mücadele ettiniz? Aslında çok fazla karşılaştığım söylenemez. Çünkü akademisyen olduğunuz zaman zaten üniversite camiasının yarısı kadındır. Hele İstanbul Üniversitesi'nin mesela, ki bizim bütün hayatım orada geçti. Benim kürsü başkanım olan kadındı. Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı kadın. Patoloji Anabilim Dalı Başkanı kadın. Talya Balyaykan. Ondan sonra Meliha Terzioğlu, fizyolojinin başındaki kadın yani. Bunların hepsi çok önemli hocalar ve de bunların hepsi kadın. Dolayısıyla üniversitede hiçbir zaman kadın olarak bu işi nasıl yapıyorsun diyen olmadı. Polise eğitim vermeye gittiğim zaman, yani polisle işbirliği yaptığımızda işi bilirseniz ve bir hocaysanız eğer hiçbir şekilde cinsiyetin önemi olmaz. Hatta bence kadınların iletişim kurmada tabii çok daha avantajlı şeyleri var. Beden dili önemlidir. Karşısındakiyle yani diyalog kurarken nasıl konuşacağını bilmek, ona saygı göstermek ve bunu belli etmek ve aşağılamamak ve küçümsememek önemlidir. Ki kadınlar bunu daha iyi yaparlar diye düşünüyorum ben. Yani bir erkekten daha iyi yaparlar. Bir 5-10 dakika içerisinde kadın olduğunuzu unutturabilirsiniz. Bilginiz sayesinde. Yani o 5-10 dakika o sürer. Yani saçı nasıl, gözü nasıl, gözlüğü nasıl, eteği nasıl, ayakkabısı nasıl bilmem ne diye muhakkak bakarlar. Mesela daha dün uyuşturucu maddeyle ilgili bir valiliğin bir toplantısına katıldım mesela. 84'te öğrencim olanlar vardı Cerrahpaşa'dan. Onlar mesela işte nasıl ders anlattığımı hatırlıyorlar. Çok iyi diyorlar mesela, ama deri eteğimi ve topuklu ayakkabımı da hatırlıyorlar hala. Yani çünkü çok büyük istisnaydı yani öyle bir şeyde. Ama birini yaparsanız eğer, yani bir noktada
farklılaşırsanız kılık kıyafette diyelim ki, hı hı, bilginiz de o ölçüde daha fazla olmalı. Eğer o daha fazla değilse maalesef kadın olarak giderek daha sönersiniz yani. Daha yaşlandıkça sönersiniz. Tabii yaşlandıkça sönersiniz. Yani burada muhakkak o bilginin vermiş olduğu gücü elinizde bulundurmanız lazım. O varsa eğer bütün bunlara cesaret edilir, yoksa edilemez. Harika. Şimdi siz konuşurken not aldım. Kadın olduğunuzu unutturabilirsiniz cümlesini kullandınız ama siz kadın olduğunuzu hiç unutmadınız. Hayır, dediğiniz yok. Dediğiniz gibi deri etekler, topuklu ayakkabılar. Evet, ben sizi kaç senedir tanıyorsam hep çok şıksınız, hep bakımlısınız. Ayakkabı seçimleriniz, kıyafet seçimleriniz hep karizmanıza uygun seçimler yapıyorsunuz. Evet. Buna peki yani... Özellikle dikkat ettiniz mi yoksa bu kendiliğinden mi şekillendi? Çünkü sizin gibi bazı kadınlar zamanla erkeksileşebiliyor. Nasıl giyinmek icap ettiğine dair kafa yormuşumdur çok. Bu nasıl durur? İşte orası nasıl bir yer? Koltuk mu var? Masa mı var? İşte ayakta mı duracağım? Vesaire. Yani bütün bunlara tabii ki önceden kafa yoruyorsunuz. Tabii burada... yaklaşık bir 10-15 yıl öncesinden başlayan bir medya şeyimiz de var. Yani tabii, bir tabii. Deneyimimiz var. Orada siz her ne kadar bir dizinin içerisinde bir şeyler anlatan bir insan olarak bulunuyorsanız da o anlatıcının da düzgün olması tabii lazım. Dolayısıyla bir sürü bir insan sizinle uğraşıyor. Yani makyajla uğraşıyor, saçla uğraşıyor. Stylinginizle uğraşıyor kılık belki. Kıyafetle, kılık kıyafetle uğraştırmadım hiçbir zaman. Çünkü her zaman bu işte dizideki bu kılık kıyafetin peşine düşenler bana uygun olmayan şeyleri getirdiler. Ve ben sonunda dedim ki yok yani bunların hepsi hakikaten de hepsi aksesuara varıncaya kadar tümüyle benimdir. Yani hiçbir şekilde onların getirebildiği şeylerle hoşnut olamadım çok da iyi bir set olmasına rağmen. Hı hı. Çünkü insanın kendine göre bir stili oluyor. Hiçbir şekilde de hani şimdi bu moda ben bunu giymeye başlayayım falan diye demiyorum. Asla giymem diyeceğiniz bir şey var mı? Ha, çiçekli mesela bir şey. Hakikaten giymem. Hiç yok pembe mu dolabınızda? Giymem. Yok. Pembe gibi bir şey giymem. Yani siyah giyerim. Çok uzun zamandır tabii. Siyahı her zaman tercih etmişim. Kolay çünkü. Siyah giymek kolay. Çünkü saçım her zaman sarı. Yani bir de gözlükten vazgeçemem mesela. Yani gözlük de benim için iyi bir şey. Çünkü gözlerim çok ufak ve de uzağa göremiyorum. O miyop camla daha da ufalıyor. Yani ama gözlükten insan vazgeçemiyor. Evet. O sizin çok size karizma da katıyor o ama. O sizin bir aksesuarınız. Evet. Saatimden vazgeçmem. Böyle bir takım şeyler vardır yani. Belki onları uğur gibi görürüm yani. Öyle bir şey olur ama gözlük çerçevemi çok değiştiririm. Yani mutlaka 6 ayda bir çerçeve değiştiririm. Ama saat değiştirmem. O benim anneannemin lise son sınıf hediyesidir. Yani 68'den beri kolumda. Harika. Suya da girerim. Hiçbir şekilde harika. Yani çıkmaz. Gece de çıkmaz. Evet, hiç tehdit aldığınız oldu yok mu? Yok. O çok sorulur bana. Hiç. Hiç. Yani herhalde bir kere hiç kimse bir haksızlık ettiğimi düşünmedi diye düşünüyorum ben. Hı hı. Çok şüpheci olduğum için yani bir şeyin altına imza attığımda hakikaten ona %100 güveniyorumdur o attığım imzaya. O nedenle başıma da hiçbir şey gelmedi. Hı hı. Riske sokabilecek de hiçbir şeye de girmem. Yani diyelim ki atıyorum bir DNA analizi isteniyor ama ben orada bir şeyden şüpheleniyorum. Diyorum ki mesela ya bana gerçek insanı getirmeyecekler ya başka bir orada bir şeyler dönecek. Yani burada dönebilir ya da dönmüştür filan. O işte ben yokum girmiyorum öyle hı hı. işlere. Hı hı. Riske girmem yani. Hı hı. Dolayısıyla da hiç kimsenin tarafı olmam. Olmadığım için de bence insanlar bunu biliyorlar. Bunca yıldır da hiç tehdit almayışımın nedeni de bence bu. Hı hı hı. Yani bir haksızlığın içerisinde olmamak için çok düşünürüm. Olmamak için. Hı hı. Çünkü bir de
tuzak kurulur, düşersiniz içine. Yani bilirkişi olarak buna şey olur. Ama hem yanımda çalışanlara da mutlaka bana getirirler. Hepsi bilirkişidir, resmi bilirkişiyiz hepimiz. Mutlaka olayı bana getirirler. Alalım mı bu işi, almayalım mı diye sorarlar. Ben derim ki buna dokunmayın, bu şey değil, bana şey gelmiyor. İyi kötü kokular var, bırakırız yani. Hiç ağlar mısınız? Evet. Evet, hırsımdan ağladığım olur. Hırsımdan ve çaresizlikten. Yaptığım hatalar aklıma gelir insan ilişkilerinde. İnsan ilişkilerinde güvendiğim insanlar olmuştur mesela, çok değişik mesleki olsun, özel hayatta olsun vesaire. Ve hiç beklemediğiniz bir şeylerle karşılaştığınız olur. Ve hani ondan ders alırsınız, tamam onu bir daha yapmazsınız ama başka bir şey yaparsınız, yine bu sefer başka birinden yine hiç beklemediğiniz bir şekilde bir aleyhte bir şey görürsünüz. Bu buralarda çok hırslanıyor. Doğal olarak yani insan hırslanır. Ve tabii ki bu sizi çok şüpheci, çok gergin falan yapabilir. Yani dostluk kurmakta tabii ki zorlanıyorsunuz. Ama yüzlerce insan tabii ki hayatımdan geçiyor. Öğrenciler geçiyor vesaire. Yani ve de çok rahat ve samimi bir insanımdır. Yani kendime dair sır tutmasını da sevmem. Yani konuşur. Yani öyle hiçbir şeyinde aman onlar duymasın, beri taraf duymasın diye öyle bir şeyim de yoktur yani ki. O gün koşullar onu gerektirmiştir. Öyle davranmışızdır. Dolayısıyla işte böyle hadiselerde ay Allah kahretsin neden böyle hareket ettim veya niye daha önce fark etmedim diyerekten insan şey yapıyor. Çok çalıştığınız zaman bazı şeyleri fark etmeden zaman geçebiliyor. Yani onu halının altına süpürüyorsunuz yani yani aslında bilinçli olarak süpürüyorsunuz da kendi kendinize bile onu itiraf etmiyorsunuz. Yani diyorsunuz ya ben bunu gördüm işte, yani 6 ay öncesinden belliydi bunun nereye doğru gideceği. Niye buna devam ettin hala diyebiliyorum. Kızıyorum işte ondan sonra. Peki Sevil Hanım, sizi en çok şaşırtan başarılarınız ve başarısızlıklarınız neler oldu? Başarılarımdan şaşmam. Tesadüfi başarı yoktur çünkü. Yani onu elde edebilmek için çok çalıştığımı biliyorum. Hiçbir şey şans eseri olmuş değil. O nedenle başarılara şaşmam ama başarısızlığa şaştığımda bir tek olay vardır. O da bir TÜBİTAK bursuna, doktora bursuna başvurmuştum üniversiteyi bitirdiğim zaman. Orada çok da sevdiğim bir hoca, Allah rahmet eylesin, hiç ilgisiz bir şey sordu. Biyokimya sözlü sınavı yapıyordu TÜBİTAK o zaman. Hiç alakasız bir şey sordu. Yani biyokimya ile ilgili değildi, elektrofizyoloji, böyle başka bir alanda. Ve de gidemedim. Ha ne oldu? Tabii bambaşka bir hayat oldu. Yani ben onu kazanmış olsaydım muhtemelen şimdi artık Türkiye'de bile değildim yani. Yani bu bir Amerika bursuydu ve yoktuk yani artık burada. Ona şaşarım yani, nasıl? Sitem ettiniz mi ona sonra, hocam bana niye böyle bir soru sordunuz? Hayır, sitem etmedim. Sitem etmedim. Çok yani ailece de bizimkilerin de görüştüğü şeydi. Annemin meslektaşıydı, eşi bilmem ne filan. Ondan sonra sadece karısına vasiyet etmiş. Ben öldüğüm zaman Sevil gelsin de benim cenazemde konuşsun diyerekten gitmedim. Bir tek yani gitme, düşünün yani bu bana yaptığı demek ki onu bir kötülük olarak da görmemiş. Basit sıradan bir şey olarak görmüş. Yani bir insanın hayatında çok önemli bir şey yapıyorsunuz. O koskoca profesördü, o ben de yeni bir asistan. Ve de onu fark etmiyorsunuz onun ne kadar önemli bir şey olduğunu o anda. O nedenle de insan ilişkilerinde çok dikkatli olmak lazım. Yani o belki de öyle sıradan, canım ne yapacak Ferda ile sevgili Şemsi'nin kızı gitmeyiversin Amerika'ya demiş de olabilir. Tek çocukları. Belki de annem babam buna demişlerdir, ha bunu bırak gitmesin diye olabilir. Olabilir hakikaten, bilmiyorum ama yani insan içerliyor. Yani girdik kaldık, biz okul birincisiyiz ya, ne demek istiyorsan.
en mutlu eden başarınız? Bu tabii Birleşmiş Milletler'in şeylerini kazanmış olmak. Daha iyi, daha yükseği yok. 2003 işte şeyinde sonbaharında çalışıyordum İstanbul Üniversitesi Adliyatip Enstitüsü'ndeki bundan önceki iş yerimde. İleri bir saatti, akşam işte 9.30-10 gibi bir saat. Telefon çaldı. Tuhaf yani, o saatte resmi bir daireyi kim arar? Yani açtım telefonu. Dedi ki Dışişleri Bakanlığı'ndan arıyoruz. Hocam işte ben falanca isim söyledi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu'na aday bildirecek Türkiye. Siz bilirsiniz belki kimi ismen bildirelim dedi bana. Dediği anda ben de nasıl bir şey attı tepemde. Benden daha iyisini mi düşünüyorsunuz dedim ben ondan sonra. Benden isim imkanı var mı dedim ya. Ben Türkiye'nin bütün narkotiğinin analizini yapıyorum dedim. O aslında o sırada Adli Tıp Kurumu Kimya Dairesi Başkanı'ydım da. Yani bütün Türkiye'nin narkotiğini analizliyoruz. O kadar ağır bir iş yapıyoruz yani. Benden başkası yok dedim ben. Ondan sonra peki hocam bir özgeçmiş bize bir faksla geçiverin dedi adam. Başvuruya da son bir gün kalmış. Yani Türkiye isim bildirdi, bildirdi. Bildiremedi, bildiremedi. Şimdi maalesef bu bizim kötü bir huyumuz. Yani bu ülkenin en kötü huyu her şeyi son dakikada yapmak. Yani hepimiz için öyle. Şimdi ben sınav sorusu hazırlıyorum. Pazartesi akşamı sınav ve hala sınav sorusu hazırlıyorum. Yani şunu biliyorsun yani. Aylardır biliyorsun bunu yapacağını. Yine de son dakikada. Neyse gönderdim işte şeyi, özgeçmişi. Sonra girdik seçime, kazandık. İki defa üst üste oraya beni aday gösterdiler. Üçüncü sefer başka birini gösterdiler. Başka bir dönem. Ondan sonra o sıfır oy aldı. Bir kere daha birini gösterdiler. O bir oy aldı. Ondan sonra yine bana döndüler tabii yani. Yine beni gösterdiler. Yine kazandık. Yani ama Türkiye bence orada iki dönem kaybetti. Bu uyuşturucu mevzu bence Türkiye'nin en... En derin. En derin ve maalesef geleneksel medyada konuşulamayan mevzusu. Evet. Yani hep böyle şehir efsaneleri ve kulaktan kulağa konuşulan işte şunu kullanma yaşı 11'e inmiş, bunu kullanma yaşı 8'e düşmüş, ilkokulların önünde satılıyor vesaire gibi anne babaların içine korku salan cümlelerle biz sahadan gelenleri duymaya ve önlem almaya çalışıyoruz. Siz bütün bu analizleri hali hazırda takip eden bir kişi olarak buradan bence anne babalara söyleyecekleriniz çok kıymetli olacak. Son aşağı yukarı bir 10 yıldır giderek tırmanan bir esrarın serbest bıraktırılma trendi var bütün dünyada. Nitekim birçok ülke bunu uluslararası sözleşmelere aykırı olmakla birlikte bir noktadan sonra şey yaptı. Serbest bırakıyor. Esrarın içinde bazı hastalıklara ve bazı ağrılara falan iyi gelen bir etkin madde daha var. O maddenin satışı giderek yaygınlaştı. Büyük ticari bir getirisi var bu işin. Dolayısıyla esasen uyuşturucu olduğu korkulan, alıp satılma yasak, hapse düşersin filan diyerekten konuştuğumuz esrar giderek bu damgadan bir kere uzaklaştı. Tamamen uzaklaştı. Uzaklaştırıldı hatta değil mi? Tabii. Şimdi hal böyle olunca sizin artık ondan sonra onu yapma bunu yapma demek gibi bir şeyiniz de kalmadı. Kalmıyor. Çünkü her an bir film seyrediyor ya da bir Google'da bir şeye bakıyor. Yani dünyada ne olup bittiğini ne olduğunu görüyor yani. Veyahut da bir şarkının sözleri filan yani. Hepimiz biliyoruz neden madde kullanıyor insanlar. Ama bunu ortadan kaldırabilecek önlemi alacak kadar zengin ülkelerde her şeyi serbest bıraksanız bile kimse bir şey kullanmıyor. Yani serbest bırakılması uyuşturucunun mutlaka bağımlı sayısının artacağını göstermiyor. Eğer ülkenin parası varsa bunun önlemini alabiliyor. Çünkü hayır demesini öğretebiliyor.
stresle başa çıkmasını öğretebiliyor. Arkadaş baskısına direnmeyi öğretebiliyor. Kendi bedenine saygıyı öğretebiliyor. Sporun önemini öğretebiliyor. Okul devamının ve de başarının mutlaka önemi var. İyi çevrede oturup, iyi çevrede arkadaşlarla beraber olmanın önemini biliyor. Yani bunlar, ama bunları yapabilmen için para lazım. Parası olmayan bir memleket olarak Türkiye'nin böyle bir okul öncesi eğitimi dahi, yani verdirecek aileleri oluşturamadığından büyük bir otorite, ne denirse yapılmak zorunda olan, hayır diyemeyen kuşaklar yetiştirdiği için, yani bu muazzam bir baskı var. Bir baba baskısı var en azından. Ondan sonra bu varsa eğer, o da var. Babanın baskısı varsa ya da şu saatte sonra sokağa çıkamayacaksın diyerekten yapılan bir baskı varsa, ona baskı yapan daha büyük yaştaki, daha karizmatik, o grubun lideri olana da hayır diyemez. Yani burada öncelikle hayır demeyi öğretecek ve birey olarak ayakta durabilecek insanlar yetiştirmek lazım. Ve de sorunlarını çözebilmeyi öğretmek lazım. Sorun çözmeyi öğrenmek bir beceri. Bu anadan doğunca olan bir şey değil ki, bunu öğretmek gerekiyor ve bunu küçükken öğretmek gerekiyor. Şunu yap, aman şöyle yapma düşersin, şöyle yapma düşersin, bırak düşsün bir kere ve bir daha yapmayacak. Yani ama bunlar hep sistematik, nasıl yapıldığı artık bilinen, okul müfredatlarına girmiş, aile eğitimlerine girmiş hadiseler. Yani bir Portekiz'de, bir İspanya'da, bir Hollanda'da bunlar tamamen serbest bırakmış ülkeler. Kimse kullanmıyor. Turistler kullanıyor. Yani böyle işte. Ama bunu İsviçre'de kullanmıyor kimse. Ama adam ne yaptı? Enjektör veriyor eroinmana. Bir de tedavi etmek için oraya da muhakkak bir psikolog koyuyor, bir doktor koyuyor. Yani altyapısı var. Paran olması lazım bununla mücadele. Türkiye'nin parası yok. Bununla mücadele edecek ve BD dolayısıyla bu giderek artar. Öyle mi diyorsun? Önleyemiyor. Yani önleyemiyor. Okullarda yapılan eğitimler doğru değil. Yeşilay'ın yapmış olduğu şeyler doğru değil. Polisin yaptığı eğitimler doğru değil. Böyle bir şey yok yani. Bunlar nesi yanlış? Kanıta dayalı eğitimler değil. Bunlar şöyle, kullanma kötü olur. Hırsız olursun, polis olursun, şey olursun diyelim ki, katil olursun. Kafanı duvarlara vurursun, evini kaybedersin, işini kaybedersin, hastanelik olursun. O noktaya bunları anlatmadan çok önce başka şeyler anlatmak lazım. Yani insanların kendi beden sağlığına dikkat etmesini öğretmek gerekir. Ama bunun için de iyi yemek yiyebilmelerini, kalori hesabı yapabilmelerini, meyve sebze yiyebilmelerini de şey yapabilmeni, nereden alacak, meyve mi alacak, sebze mi alabilecek? Ya da okullarda basket sahası mı var ki spor yaptırabilirsin? Kız çocuklarına spor yaptırabileceğin altyapın mı var? Yok. Spor yapamıyorsa insanlar, bedenlerinin sağlıklı olmasının bir önemi kalmıyor. Peki Sevil Hanım, keşke daha fazla yapsaydım dedikleriniz ve keşke daha az yapsaydım dedikleriniz var mı? Şimdi daha az yapsaydım bu geldiğim yerde olmam mümkün değildi. Yani daha az yapsaydım, daha az çalışsaydım. Bir yere yükselmek kolaydır. Bir yerde kalabilmek zordur. Hakikaten de bunu yaşarsınız yani. Yani bir yere geldiğiniz zaman orayı, o pozisyonu muhafaza edebilmek için eskisinden de daha çok çalışmanız icap eder. Siz cep telefonun olmadığı bir dönemden geliyorsunuz. Televizyonun olmadığı bir geçmişiniz var. Oradan birdenbire metaverse denen bir şeyin içindesiniz ve bunu takip etmeniz lazım. Çünkü eğer edemezseniz, ayak uyduramazsanız yani, bu eğitimciliği yapamazsınız. Yani burada başarılı hala kalabilmek için yaptığınız işte mutlaka bir kere dünyayı saat saat neredeyse takip etmek zorundasınız. O kadar hızlı gelişiyor her şey.
Öte yandan tabii daha çok yazabilmek isterdim. Yani kitap yazıyorum, devamlı yazmak istiyorum. Fakat işim buna engel oluyor ve bu beni çok strese sokuyor. Şu anda en büyük şeyin gerginliğim o. Yani her şey durabilse, bir 2 ay, bir 3 ay diyelim ki hiçbir iş yapmadan sadece yazabilsem, biriken dünya kadar şey var. Yayın evi boğazımı sıkıyor. Ondan sonra imza günlerinde korkunç kuyruklar oluyor. Yani tamam anladık ama o yok. Yapılamıyor. Daha fazla vaktim olsa hakikaten tartışma programları yapacak şekilde bir planlama yapabilirdim kendime. Yani bir televizyon kanalında filan. Hala her gece kanıt gösteriliyor ve insanlar kanıtı izliyor. Ve de o ne kadar geride kaldı yani o bambaşka bir Tabii, dönemde yaşıyoruz tabii, artık ve tabii. bir sürü şey, yeni şey anlatmak lazım insanlara. Onları anlatamıyorsunuz yapılan işin çokluğu yüzünden. Üzülüyor musunuz ya? Keşke bu teknolojiler benim zamanımda Yok. olsaydı, çözemediğim bir tane bile vaka olmazdı diyor musunuz? Hayır demiyorum çünkü o zamanlarda bir takım şeyler yeniydi. Yani her dönem zaten bir önceki 10 yıldan çok daha İyi oluyor, tabii. farklıdır, iyidir. Yani DNA analizlerinin olmadığı bir dönemden geldik. Sonra birdenbire de DNA analizlerini yapar olduk. Yani o gün için sihirli bir değnekti. Şimdi DNA'yı bir kepekten bir bilmem neden yapabiliyoruz. İkizleri ayıramıyorduk derdik. Ayıramıyoruz birbirinden DNA'yı. Şimdi ikizleri birbirinden ayırıyoruz mesela. Kan damlasından robot resim çizmek hayal gibi bir şeydi ama vardı. Yani yapılabileceği günün birinde düşünülüyordu. Şimdi bir kan damlasından neredeyse kişinin yaşını, saçını, rengini, bilmem nesi, bir sürü bir şey ve hastalığını bilmem ne bulabilir. Parmak izinden DNA elde edebiliyoruz artık ve diyoruz ki parmak izi mi? Aa, çağ dışı bir şey. Yani mesela her dönem tabii ki yeni şeyler vardır. Bir ortama girdiğinizde insanların beden diline, davranışlarına bakıyor musunuz Sevil Hanım, ister istemez? Yani burada kim sıkıntılı olabilir diye. Onu çok çabuk anlarsınız tabii. Yani çok çok çabuk. Kim sıkıntılı olabilir? Evet, belki mesleki bir şeydir tabii ki o da. Ama yani çok fazla tanımadığım çevrelerin içerisinde zaten bulunmam. Yani kalkalım gidelim şuradaki toplantıya ya da işte şuradaki çaya, kokteyle falan dediğimi hiç hatırlamıyorum. Gitmem yani zaten. Sizi ne dinlendirir Sevil Hanım? Beni ne dinlendirir? Müzik dinlemek dinlendirir tabii ki. Çok çok da dinlerim. Her bulunduğum ortamda, otellerde bile yani iyi bir ses düzeni kuracak şekilde valizimde şeyler vardır. İmkanlar. Şimdi her şey çok ufaldı onun için. Çok güzelleşti hayat ama yani her zaman için yanımda ne bileyim ben elektrikli hoparlörler falan bile taşıdığım olmuştur. Her çeşit müziği dinlerim. Yani mesela araba kullanırken akşamları iki tane favori radyo istasyonum var. Bir tanesi Seymen denen bir şey. Türkü. Öbürü tabii öbürü Ankara hava Evet, oyunları tamam. şey Evet. çalıyor çünkü Seymen devamlı Evet, nonstop evet, 7/24 evet. Ankara'na. Bir tanesi de Baba Radyo. Bunların ikisini bir aşağı yukarı bir 20-25 dakika buradan eve kadar gittiğim süre odur 20-25 dakika bunları dinlerim muhakkak. Onlar var. Otomatikte Arabesk de yani. seviyorsunuz o Aa halde. evet Ankara havası tabii. da Evet, seviyorsunuz. tabii. En sevdiğiniz şarkı hangisi mesela? Her şeyi dinlerim. Hiç Yani hayır, sevmediğim bir yok, şey yok. bu radyolarda sevdiğiniz. Ne Yani bileyim ben ne çünkü çalıyorsa onları dinliyorum. Hiç önemli değil ne dediği. hiç sizin arabesk Evet ama sevebileceğinizi iyi düşünmezdim. geliyor. İyi geliyor. Yani çok yorgun olduğunuz zaman hakikaten dağıtıyor tabii. Çok rahat dağıtıyor. Son sorum, programımın ismiyle müsemma, Hayat Okulu size ne öğretti? Bilmiyorum. Her şey güzeldi bence. Her gün güzeldi. Her günü de doyasıya yaşadığıma inanıyorum. Yani ne yaptıysam günahıyla sevabıyla bana ait derim. Pişman olmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani öğrettiği şey bu. Yani bir şey yaptıysa eğer insan o günü o gerekmiştir. Ne öğretti?
zaman zaman başkalarının söylediği şeye itibar ettim ya da onlar üzülmesin diye ya da belki haklılardır diyerekten fikirlerini dinlemiş olduğum durumlar olmuştur. Onlar hataydı. Onları yapmamak lazım. Yani insan olabildiğince sadece kendisini, kalbini ve beynini dinlemeli ve başka kimseyi dinlememeli diye düşünüyorum. Peki, kalp demişken hiç bunu size sormadım, hiç konuşmadık bunu. Aşk sizin için ne ifade ediyor? Nevzat Hoca'nın, Nevzat Tarhan'ın çok böyle küçücük bir klibini izledim. Pek izlemem onu ama o günü tesadüfen Instagram'da önüme düştü, ona baktım. Evlilik birbirine bakmak değildir diyor. Evlilik aynı yöne doğru bakabilmektir. Aynı yöne doğru bakabilmek ne demek? Yani aynı siyasi görüş, aynı değerler, insani değerler, aynı hobiler. Bunu yakalamak mümkün değil. Tabii Nevzat Hoca'ya göre bu oldu mu aşk gelir diyor. Yani bu, aynı tarafa bakamadın mı aşk olmaz diyor o. Yani doğru belki de, o da 70'in üzerinde. Ancak şimdi anlamış olmalı bütün bunu. Yani bu gönül bu ota da demişler değil mi? Evet. Yani hakikaten öyle. Yani aşk elbette güzel ama doyasıya yaşayabilmek bence kimse için mümkün olamıyor. Yani çalışmak zorundasınız. Gün 24 saatte boş geçiremeyeceğinize göre yani aşk sadece işte lise ve üniversitenin içine kadar bir yerde. Ondan sonra hayat bitiyor zaten. Yani birbirinize ayırdığınız vaktin tabii ki sınırlı olduğu bir dönem geliyor. Ve de hayat gailesi ve iş ve meslek vesaire ve de iki tarafın da aynı anda aynı sorunları olması da mümkün değil. Birinin bir sorunu oluyor, öbürünün olmuyor. Yani çok zor bir şey. Birlikte yaşamak zaten çok zor bir şeydir. Yani o nedenle ancak aşk güzel şeydir deyip şarkılar ve film isimleriyle geçiriyoruz.